Efendim selamlar. Yeni bir Rocket League videosundan daha merhaba demek isterdim ama bugün tam 14 sene önceki Rocket League oynayacağız abi. Yani ismi Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Ulan bu nasıl isim ya? Tekerleme gibi. Şimdi videonun uzunluğu ne kadar olur bilmiyorum ama buradaki ya şöyle ilk başta Options'tan başlayalım. Zaten ekstralarda bir şey yok. Mesela Options'ta neler var? Profil işte bunları geçiyorum. Kontroller falan. Sistemlerde şöyle ayarlar var. Ben müzik sesini kıstım bu arada. Screen size'ı arttırabiliriz bu arada. Nasıl artıyor bu? Use left stick diyor. Tamam kullanalım abi. Abi şu an left stick kullanıyorum. Bir şey değişmiyor. Neyse. Böyle ayarlar var. Temel ayarlar. 2008'deki oyuna göre. Ama bizim olayımız zaten şurada. Online da yok bu arada. Zaten serverlar kapalı. Continue diyeceğiz. Ben New Game şu vardı. Ona bastım. Direkt zaten New Game'den devam et dedi. Burada diyorum ki bir tane turnuva atalım. Botlara karşı olacak. Easy, Confronter, Triple, Pair. Yani çiftli Ringer. Bayağı da bir şey varmış lan. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Ama biz ilk başta Easy modu oynayacağız ve bunun hakkında konuşacağız. Octane ve Marauder var. Abi Marauder o zamanlardan beri kalmış ya. İnanılmaz. Biz Octane'i seçelim. Oha skinleri de seçebiliyoruz. Özelleştirme yok bu arada. Vay anasını be. Neyse skin 1'i seçtik. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir bu ne? Defeat, Sabotage and Senior. Tamam diyor ki kısaca. Sabotage ve Senior adında iki botu yen diyor. Tamam diyoruz. Bu arada şu an kontrolü bana vermedi. Ve başladık. Lan ses çok fazla dur. Onu bir kısalım. Sistem Options'tan kısacağız. Game Volume diyeceğiz. Bir şöyle yapalım. Eğer çok şey yine yüksek sesteyse kapatırız komple. Arkadaşlar ben sesi kapatayım çünkü parçacıkları biraz işlemekte zorlandığı için biliyorsunuz emülatörden oynuyorum bunu PlayStation 2 oyunu olduğu için bayağı bir şey yapıyor. A gittik kendi kalemize attık. Tamam dur çözeceğiz abi sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Tamam şimdi bu iki adamı yeneceğiz. Ondan sonra ben de sizlere bu oyun hakkında bahsedeyim. Şimdi bu oyunun videosunu neden çektim dediğim gibi Rocket League'in ilk yani tarihteki ilk oyunu bu. 2008 yılında çıkan. Şöyle bir gidelim. Ve bu arada oyunda şey falan da yok. Hani Rocket League'deki çoğu mekanik yok. Ne bileyim işte Half Pipe'dir, Master Pipe'dir. Yani böyle aklınıza gelebilecek baya bir mekanik yok. O yüzden bu oyunda tabii ki de Rocket League gözüne bakmayacaksınız. Ve top kamerası diye bir şey yok anladığım kadarıyla. Çünkü top kamerasını alamıyorum yani. Böyle basılı tuttuğunuzda oluyor top kamerası. O yüzden böyle bir saçmalık var. Şöyle bir vuralım. Golümüzü attık mı? Oh be. Oğlum burada bile direğe vuruyoruz. Yani nasıl bir şey bu ya? Bu arada adam attı. Güzel. Şey falan da yok arkadaşlar. Arabayı sola döndür, sağa döndür. Hani air roll dediğimiz olay var ya. Onların hiçbiri yok. Sadece temel Rocket League gibi düşün yani. Böyle oynuyorsunuz. Bayağı eski oyun vibe'ı alıyorsunuz zaten oyundan. Şimdi ben bu oyunu nasıl kurdum? Hani videosunu çekmek nasıl aklıma geldi ondan bahsedeyim. Zaten benim şey diye bir videom vardı arkadaşlar. İlla ki duymuşsunuzdur. Daha doğrusu görmüşsünüzdür. Geçmişten günümüze Rocket League diye. Onu da bu arada izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü belgesel tadında bir video oldu. Kartlara falan da koyarım. Orada 2008'den başlayıp 2022'ye kadar Rocket League'in ne yaşadığına değinmiştik. Oğlum vuramadık. Bu arada double jump yok galiba. Bakayım da. Yo varmış. Ben niye vuramadım? Anlamadım. Neyse sıkıntı yok. O olaylara değinmiştik. Sonra dedim ki ben bu oyunu oynayabilirim aslında. Çünkü bu bir PlayStation 3 oyunu ve PlayStation 3 emülatörü sayesinde de bu oyun oynanabilir. Ve dediğimi de yaptım açıkçası. Sizlere de böyle bir video çekmek istedim. Peki nasıl oynadım? Dediğim gibi PlayStation 3 emülatörü kurmanız lazım. Ondan sonra eğer bilgisayarınız el veriyorsa biraz işlemci istiyor. Çünkü parçacık işlediği için yani PlayStation 3'ün grafiklerini bilgisayar oha bunu nasıl atamadık ya işlediği için biraz böyle bilgisayarınızı kastırabiliyor ama hani isteyenler için detaylı bir video falan çekebilirim ya da video çekmem muhtemelen de yorumlarda falan anlatmaya çalışırım anlatabildiğim kadarıyla ama kolay bir işlem değil onu söyleyeyim ve bu şekilde dedim ki madem böyle bir oyun çekelim bu arada şunun hakkında da video çekeceğim bunu şey yorumunda görmüştüm ben sezon 7 ile alakalı bir video yapmıştım ona ayağa kalkar mı tarzında bir soru sormuştunuz onun içeriğini falan çekmiştim ben de orada da şeyden bahsetmişti bir arkadaş dedi ki işte Rocket League'e Unreal Engine 5 geliyor yeni bir oyun motoru onun hakkında video çeker misin ben de dedim araştırırsam çekerim bu videoyla bağlantılı aslında çünkü burada direkt Unreal Engine var hani ilk Unreal Engine motoru oyun açılınca zaten göreceksiniz siz de eğer oynayacaksınız
Benim bari onun hakkında bir video gelebilir. Onun da biraz araştırmasını yapıyorum arkadaşlar. Yani sizlere böyle bilip bilmeyen bir şey söylemek istemiyorum. Bilgi sahibi olmadığım konuda. O yüzden onun da videosu yakın zamanda gelecek. Niye bu videoda söyledim? Çünkü bu videoyla bağlantılı gelecekteki Rocket League'i bir nevi göreceksiniz. Yani şu top kamerasının olmaması var ya, o kadar kötü ki. Böyle basılı tutmanız lazım arkadaşlar şeye. Üçgene. O yüzden sıkıntı oluyor. Bu arada bir senyorla şey yendik abi, sabotajı. Tabii ben bir gol falan atamadım ama bir tane golü atacaktık, direkten döndü. Şimdi return to main menü diyelim. Bu ne? Confronter. Tamam, bunu da yapalım. Bunu da Marauder'le oynayalım ya. Skinler çok önemli. Zaten oyun o kadar tatlı ki. Biraz daha bahsedeceğiz. Şimdi Defeat Sabotage diyor. Enemy'nin rütbesi de Rookie. Yani çaylakmış. Tamam, okey. Hadi bakalım başlayalım. Sesleri kıstım dediğim gibi çünkü sesler takılıyor. Emülatörden oynamamla alakalı bir şey bu. Yani sonuç olarak PlayStation 3 grafiklerini bilgisayarda açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da nereden baksanız bir sorun. Ama oyun harbiden tatlı ya. Ya böyle ne bileyim abi, insanın bir şey tutar yani, eski oyunları oynayayım der. Mazi ya dedim der. Oha bu ne lan böyle? Oyuna bu ara patlatmak böyle arabalar karateye bağlıyor. Onu da söyleyeyim. Yalnız top kamerası olmadığı için büyük sıçıyoruz. Ama bu adamı alacağız ya, sıkıntı yok. Neyden bahsediyoruz? İşte eski oyunlar olur ya arkadaşlar, böyle hani oynamak istersiniz, ne bileyim anılarınızı tazelemek istersiniz, öyle bir oyun. Ama oyun gerçekten çok eski, 14 yaşında. Eminim ki, yani eminim ki değil, zaten %100 vardır da, 14 yaşının altında olan bir sürü takipçim beni izliyordu. Onlara da böyle komik bir video oldu aslında. Düşünsenize arkadaşlar, siz bir doğuyorsunuz yani herhangi bir yılda ve şunu bir atalım. Güzel. Siz herhangi bir yılda doğuyorsunuz ve bu oyunu görüyorsunuz. Bu oyun sizden daha yaşlı. Yani garip oluyor. Ama bunlar da hayatın gerçekleri. Tam buradan felsefe falan bağladık. Neyse. Bizim konumuz zaten bu oyunu incelemekti. Şuradan oğlum topu, ha top oradaymış, tamam. Ben bir bayıldım da, dur bir dakika. İşte dediğim gibi bu oyunun en büyük sıkıntısı tabii 2008'e göre değerlendiriyorum ama ya grafiğe falan girmeyeceğim. Grafikleri çok şirin. Orada sıkıntı yok ama şu top kamerasında basılı tutmak gerekiyor. Ona başlı başına bir ölüm yani. Gerçekten hani basılı tutayım işte, bakayım top neredeymiş diye, o sıkıntı. Tabi benim gibi insanlar bu oyun çıtırını oynadığı için, anılarını yaşatmak istediği için biraz daha onu şey yapabiliyor, toleranslı olabiliyor. Ve bu oyunla birlikte hayatımıza şey de girdi. Alpha Boost, işte Beta ödülleri, Alpha ödülleri. Hani o çok pahalı bulduğunuz Gold Rush şeyleri var ya, o güzel bir şey attık bu arada. Bu oyunla hayatımıza girdi. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu oyunu oynayanlar o eşyalara sahip oldu ve satmadılarsa, ellerinde tuttularsa da şu anda dünyanın en zengin birkaç insandan biridir. Rocket League özelinde konuşuyorum. Çünkü gerçekten hani White Hat'ten sonra en pahalı eşyaya sahipler. Bu arada gol yedik. Abi ben topu bu arada basılı tutacağım diye gerçekten çok zorlanıyorum ya. Ya bu oyunun o insanlar için de özel bir yeri var. Vurduk mu girmedi. Bizim puanımıza bakalım. Puan falan yok bu arada. Direkt hani scoreboard yazıyor. O biraz saçma. Ama çok tatlı ya gerçekten. Hani dediğim gibi 2008 şartlarına göre değerlendiriyoruz. Şeyi söyledim bu arada. Airroll falan yok. Hani half flip falan atamıyorsunuz. Ve topa vurduğunuzda power shot diye bir şey var. Daha doğrusu Rocket League'de de var ama power shot attığınız zaman, bakın onu göstermeye çalışacağım. Gösteremedim. Böyle bir topta ışık çıkıyor abi. Aslında dediğim gibi Rocket League'in temelini oluşturan oyun direkt. Sonra daha fazla detaya girmeyeyim. İşte geçmişten günümüzde Rocket League videosunu izleyip fark edersiniz ama ondan sonra işte Rocket League üstüne koyuyor, 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 koyuyor. Böyle bir oyun çıkıyor. Abi yine direğe vurduk ya. Uf, ya çok tatlı maçlar oldu. Şimdi Return to main menü diyelim. Ana menüye dön diyelim. Abi şu triple'ı da oynayalım ya. Bari maçı, son maçı da böyle yapalım. Octane'i çekelim yanımıza. Bir de bir tane mini game satıp videoyu salalım. Şimdi rakiplerin şeyi seviyesi ortalama ve sabotaj senior bene karşı oynayacağız. Hadi bakalım. Ben tek miyim bu arada? Ha tek değilim. Güzel. Abi harita bu arada çok iyi değil mi ya? Baya güzel. Oğlum çok tatlı lan harita. Böyle kendine has bir şey var. Özelliği var. Kavisli falan böyle. Kutu atalım. Vurduk. Bak gördün mü? O dediğim ışık çıktı işte burada. Golümüzü attık. Ha ben Guest 1 adıyla girdim. Ama sorun yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu oyunu oynamanız için emülatörün dışında böyle kaliteli bir kola da ihtiyacınız lazım. X input yazılımına sahip kol
ihtiyacınız olacaktır. Çünkü oyun böyle soruyorsunuz ya bana arkadaşlar böyle ucuza kol alsam hani rakılık oynar mıyım? Öyle kolları desteklemiyor. Xbox yazılımı olan kol olacak ya da bilgisayara PlayStation 3, PlayStation 4 kolu bağlayacaksınız. Ben Logitech F310 kullanıyorum ve Xbox yazılımına sahip olan bir kol. O yüzden bu şekilde oynayabiliyorum. Çünkü X input bir kol. Öyle bağladım ve sıkıntısı oynuyorum. Ama hani indirdikten sonra abi double tap gelir mi? Yok. O bu oyunda var ya double. Oha bir dakika lan şuralara çıkılıyor. Has bir. Aa yok çıkılmıyormuş. Ulan bir. O yok lan çıkılıyor. Çok ilginç. Duvar var ama çıkabiliyorsun. Neyse lafımız böyle. Ne diyorduk? Evet. O tarz bir kola ihtiyacınız lazım arkadaşlar. Ya bence herkes denesin bu oyunu. İmkanı olan tabii ki de. Bir böyle yarım saat falan. Değişiklik olur abi. Rahat bir galibiyet oldu ya bu arada. Ve Rocket League'de yapmaya çalıştığınız hiçbir mekaniği yapamıyorsunuz. Ve bak maç bitince direkt ekrana atıyor. Yani bir animasyon falan yok. Ya çok yani belli abi eski oyun oldu. Şimdi arkadaşlar bir de mini games atalım. Mini games Striker var. Aslında Striker atalım. Bir Striker'da bir yani golcü antrenmanı oluyor. O bayağı antrenman sistemi falan da. Evet yani önümüzdeki topa vurmaya çalışacağız. Şöyle takla atarak. Oha top yerden sekti lan. Golümüzü atalım. Ha patlama yok. Direkt buradan başlatıyor. İyi, okey. Vurduk. Ha böyle basit basit şeyler var arkadaşlar. Çok basit. Hani havadan toplar gelmiyor. Bunlar da sanırım quit atınca ne yapıyor? Bir dakika. Quit atmayı değil mi? Dur, quit atacağım. Loading dedi. Ha direkt buraya atıyor. Okey. Ondan sonra başka gösterebileceğim bir şey var mı? Ekstras falan var. Buradan işte profil, add profile deyip mesela ID gal yazabildim ama ben yazmadım. Ve bu şekilde videoyu bitireyim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle Rocket League ile ilgili enteresan içerikler kafamda var. O da bunlardan birisiydi. Bu videonun şerefine bakın güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Onu bir söyleyeyim baştan anlaşalım. Çünkü gerçekten çekmesi kolay bir video değil. Hani PS3 emülatörü falan bulacaksın, kolaylayacaksın bilgisayarın içinde ne bileyim bayağı bir etken var. Onları konuşuruz zaten detaylıca sonraki videolarda sohbetlerimize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi video beğenmediyseniz ben tuşuna basmayı unuttuysanız ben tuşuna basın 2 saniyenizi ayırıp. Onun dışında kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.